Anne. Ne yapıyorsunuz? Devin terapisi mi buldu seni? Evet buldu sağ olsun. Kimi buldu? Bizzat kendisi. Ne demek ya kendisi? Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Benim aklıma mukayyet ol ya. Ya bana akıl ver ya. Bak lütfen sakinlik oğlum, ver. Oğlum bana terapisti ara demedin mi? Sana da yaranılmıyor yani. Ya ne siz yapıyorsun? Beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Öyle değil, öyle değil. Yani olmayacak tek kişi var gelip de burada yani olmaz ya. Bu ailenin sırlarını kimle paylaşabilirim ben başka? Tamam, Devin iyi bak, benim ya, için. Ya ne tamam, Devin'i ya? Gidiyorum ne? Ben. İyi benim için. Yas. Aslan, canım. Ya. Yap. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz bana ya? Bana ne yapmaya çalışıyorsunuz? Söyle. Canım Aslan, düşündüğün gibi değil diyorum. Evet, annen geldi, bir şeyler anlattı, sonra da gitti. Daha öyle bir şey başlamadı ki bile henüz yani. Henüz mü? Aman canım, lafın gelişi Aslan. Sen bana ne anlattı sen annem? Dökül bakayım. Dökül, 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 dökül. Aslan, dökül. Koltukta dökül. Bana anlatılanları kimseye anlatmam mümkün değil, biliyorsun. Aa! Sen beni almaya geldin. Terapimize gideceğiz. Geç kaldık sevgilim. Sen yok, beni almaya canım, geldin sen değil bırak mi? Şimdi başka terapisti ya. Sen beni almaya geldin. Bizim, hadi. Bizim ikimize de terapiyi sen ver. Beni şuraya yatır. Tamam mı? Ne yapıyorsan yap buraya. Yatır hadi. Canım, hadi, tamam. Hadi gel geç kaldık. Aslan ailemizin geç ailemizin kadrolu terapisti. Evet, evet. Gel ailemizin aslında. Kadrolu hadi. Terapisti. Şimdi bizim de terapimiz harika geçecek. Gel. Yalnız bak şimdi gelsin. Doktorun ben ona soracağım biliyor musun? Neyi? Bakayım evli mi değil mi? Evliyse kaynanasına terapi veriyor muymuş? Aslan ben senin annene terapi yapmadım diyorum ya. Anlamıyor musun? Geldi bir şeyler anlattı gitti diyorum. Ne anlattı sana? Ne anlattı? Bak bir şey söyleyeyim mi sizi var ya bak hepinizi şikayet edeceğim ben ha. Bu doktorları şikayet edebileceğim bir yer mi? Seni şikayet etmek istiyorum ben ya. Canım sevgilim biliyorum terapi yüzünden birazcık gerginsin ama sen istedin ya gelmemizi Aslan. Ben... Ne anlatacağız biz ya? Ne anlamadım ben. Ne anlatacağım ben şu an? İçinden ne geliyorsa onu Aslan bir rahat ol Allah aşkına ya. Neslihan Hanım soracak sen de yanıtlayacaksın. Ne çağrışıyorsa kafanda. Vay vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Sizin meslek kıyak meslek ha. Yemin ediyorum ha. Soruyu sor. Ne soracaksa sorsun. Ne güzel meslek. Cevap yok. Cevap bizde. Sevdiysen sen de atsana Marina'nın da bir tane klinik. Kaç kuruş bunun seansı? Yok ebesine ben gidiyorum abi. Aslan ya, yok. Otur bir şuraya. Allah'ını seversen. Aslan otur. Ben de... Çok özür diliyorum. Hoş geldiniz. Geç kaldım. Affedersiniz. Neslihan ben. Devin. Devin Akın Soykan. Çok memnun oldum Devin. Ben de öyle. Hoş geldiniz. Merhaba Aslan Soykan ben. Çok memnun oldum Aslan Bey. Buyurun lütfen. Harika. Arkadaşlar içecek getirmişler. Evet, buyurun. Teşekkür ederiz. Ne demek? Sağ ol. Aslan Bey, annenizle ilişkiniz hep böyle zorlu ve mücadeleci miydi? Özür dileyerekten yani bir şey sormak istiyorum hocam size. Hocam değil, hanım. Ya hanımefendi yani özür dileyerekten sorayım. Şimdi bu bir çift terapisi diye ben buraya getirildim. Ama ya tabii siz en doğrusunu yine bilirsiniz yani ikiniz. Siz, kendisi de aynı meslekten olduğu için. Ama yani biraz sanki bana yoğunlaştık gibi geliyor. Aslında şöyle, ikinizin de ailelerinden bahsedeceğiz Aslan Bey. Biraz önce anlattığınız konuda Devin Hanım'ın babası ve annenizle yaşadığınız şey gerçekten sizi derinden etkilemiş. İlişkinizin dinamikleri aileleriniz kaynaklı, olumlu ya da olumsuz yönde değişkenlik gösteriyor. Yani sadece genelde olumsuz. Bak işte mesela al, Allah'ım yarabbim. Sabaha kadar böyle basit bir mevzu için tartışabiliriz. Yani, trajikomik bir şey yani. Tartışmak bizim için bir atasporu yani. Çok güzel. Birçok ilişkide sağlıklı bir tartışma ilişkiyi kurtarır biliyorsunuz ki. Esas sonun başlangıcı bu tür konularda... İletişimsizliktir. Aynen öyle. Allah'ım ya. Ne oldu? Aranızda konuşuyorsunuz ben bilmiyorum. Bu yüzden soruyorum size Aslan Bey. Annenizle en son ne zaman gerçek bir iletişim kurdunuz? Şimdi eğer kavga gürültüden bahsediyorsanız doktor hanım. Vallahi hayatımda benim annemle kavgasız bir günüm olmadı yani. Gerçek bir iletişimden bahsediyorum aslında Aslan Bey. Samimi bir iletişimden. Mesela annenizle baş başa en son ne yaptınız? Emniyete gittik.
Aslan onun diyor Allah aşkına. Ne diyeyim ben, soru sordun ya, yalan mı söyleyeyim, emniyete gittim. Bir tane baş başanınız diyor. Aslan ya, bir tane emniyet mi var, ya, başka hiçbir şey yok mu Aslan? Emniyete gittik en son. Bana en son nereye gittin? Anamla emniyete gittim. İfade verdi kadın orada. Ben de yanındaydım. Başka bir şey yok. En sonu sordu, en sonu sordu. Tamam. Ben size müsaadenizle küçük bir ödev vermek istiyorum. Ayda, ayda. Evet, evet. Gerçekten korkulacak bir şey yok. Mesela annenizle yemeğe çıksanız. Ha, mükemmel. Değil mi? Ama baş başa olmak zorunda da değil Devin Hanım. Siz de katılabilirsiniz. Ha, al bakalım, al. Çünkü hem evliliğiniz için hem de annenizle olan ilişkinizde bunun çok güçlü bir adım olacağını düşünüyorum. Olduramadım. Oldurdum, oldurdum. Olur, olur. Bana olur. Olur Neslihan Hanım. Tamam, ben yaparım. Harika. Yok, bende yok. Ben yaparım. Ben yapmıyorum ya. Yok, bende yok öyle bir şey. Ev iyidir yani. Evde yapalım, ev güvenlidir. Aslan yapma şunu işte ilk seansta ya. Yapma, ben çok meraklıyım senin annenle yemek yemeye. Kızım. Bir çaba gösteriyorum şurada. Sen de bir çaba göster. Kızım zaten yeteri. Ben buraya gelmem zaten başlı başına çok olağanüstü bir çabaya. Bir dakika, bir dakika. O zaman yarın bir terapi daha düzenleyelim. Yarın Devin Hanım'ın babasını da masaya yatıralım. Onu konuşalım biraz da. Tamam, tamam Aslan, tamam. Onu tamam, yarın da gelelim. Ama. Tamam, yarın da gelelim. Benim babamı da yatıralım tamam. Masaya. Tamam, olur. Ama bu gece de sen, ben, annen o yemeğe gideceğiz. Ödevimiz neyse en güzel şekilde yerine getirelim lütfen. Aslan, lütfen. Tamam, yani yok ödev ya. Bu ne biçim bir ödev aşkı yani? Gerçekten gitmiyorum ben işte, öyle bir şey yok. Ne iyi oldu. Buraya geldik. Kimin fikriydi? Neslihan Hanım'ın. Aslan. Haydi afiyet olsun mu? Afiyet olsun Hülya Hanım. Afiyet olsun kızım. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Afiyet olsun sevgilim. Anladık evim tamam. Anladık. Balığından ye balığından. Seni yiyorum. Balık güzel. Havalar da nasıl bozdu değil mi birden ya? Bir anda, bir günde kış geldi. Yağmur, kıyamet. Evet, çok kötü. Bu mu yani çabuk konuştu? Sen de denemek ister misin Aslan? Lütfen dene. Karabalık. Ya bu Cebeli Tarık var ya, 14 tane gol yemiş ya şeyden, Fransa'dan. Cebeli Tarık biliyor. 14 tane gol yemiş. Koşmamışlar, nal toplamışlar. Yapma ya. İkimiz de ne kadar açan bir sohbetle dahil oldun konuya Aslancığım. Oğlum. Urla uzak değil mi? Değil yani. Ben sizin için söylüyorum yani. Marina'da var ya şimdi. Düşündüğün için sağ ol, gerek yok. Ben uzak değil. Ne yiyoruz biz şey mi? Aslan, gerçekten gülecek misiniz? Anne, biz şu anda yemeğini yer misiniz? Niye bak, yemeklerini soğutma, tamam?